Herkese yeniden merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bu hafta sonu Vera Etkinlik sayfasının hazırladığı bir eğitime katıldım. Eğitimin adı Ebeveynlik Zirvesi'ydi. Ve orada çok hoşuma giden bir konu hakkında bilgi sahibi oldum. Mizaca göre çocuk yetiştirmek. Sevgili Ayşe Bilge Selçuk'un anlatımıyla, yani oradan edindiğim bilgilerle bu videoda size mizaca göre çocuk yetiştirmek ne demek, bunlardan bahsetmek istiyorum. Hemen videoya geçelim. Ebeveynlikle ilgili fikirlerimi tamamen değiştiren bir konu oldu bu. O yüzden sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Kanalımda, Instagram sayfamda sürekli ebeveyn kitapları paylaşıyorum. Çeşitli öneriler yapıyorum. Çocuklarının eğitimiyle çok ilgili olan anne babalar bu kitapları alıyorlar, okuyorlar. İçindeki bilgileri bir şekilde kendi çocuklarına uygulamaya başlıyorlar. Aslında bu kitapta yazan tarifleri uyguluyoruz biz çocuklarımıza ve yavaş yavaş bir sonuç ortaya çıkmaya başlıyor. Çocuğumuz yavaş yavaş büyüyor ve bize cevap vermeye başlıyor. Ama insan psikolojisi işte çıkan en iyi sonuç bu muydu diye bizi bir düşündürüyor. Hepimiz şunun farkındayız. Her çocuk birbirinden farklı, bireysel farklılıkları biliyoruz. Ama şundan haberimiz var mı? Her çocuğun kendine has bir doğası var. Bu durumu, bu cümleyi şöyle örneklendiriyor. Çok hoşuma gitti. O yüzden buradan alıntı yapmak istiyorum. Bir bahçe düşünün. Bahçede çeşitli ağaçlar ve çiçekler var. Biz ilk baktığımızda gördüğümüz şeyi söylüyoruz. Ağaçlar var, çiçekler var diyoruz. Sonra o bahçeye bir bahçıvan geliyor ve bize hangi ağaçlar var? İğneli yapraklı, meyve ağaçları, çabucak sararan ağaçlar diye bize bir sürü çeşit gösteriyor aslında. Yine çiçekler içinde soğanlı çiçekler, soğansız çiçekler ve birden o bahçede aslında binlerce farklı çeşidin olduğunu fark etmeye başlıyoruz. Ebeveynlikte de bu böyle. Her çocuk birbirinden farklı. Yani ebeveynlerin aslında çocuğu yontan bir marangoz değil de bir bahçıvan olmasını bekliyoruz. Bebekler dünyaya geldiğinde bir bakarız. Anneye mi benziyor, babaya mı benziyor, işte saçları ne renk, gözleri ne renk. Yani çocuk doğduğunda her çocuğun aslında fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu gözlemliyoruz. Ama iç dünyalarında, yani mizaçlarının da aslında doğumla birlikte geldiğini fark etmek buradaki temel nokta. Yani şöyle örneklemem gerekirse, şimdi birçok etkinlik yapıyoruz değil mi? Özellikle duysal etkinlikler, nişastayı suyla karıştırıyoruz ve bir kıvam elde ediyoruz ve çocuklar ellerini buraya sokup bir güzel oynamasını, o duysal etkinliği yaşamasını istiyoruz. Bazı çocuklar elleri kirlendi diye ağlayabilir ve etkinliği bırakabilir. Bazı çocuklar onu her yerine sürüp bir güzel oynayabilir onunla. Niye bu örneği verdim? Bu noktada tam da çocuğun mizacından söz etmek mümkün. Aynı olay, aynı etkinlik ama iki çocuğun da verdiği tepkiler birbirinden farklı. Yani çocukların dünyayı algılama şekilleri birbirinden farklı. Başına gelen olaylara verdikleri tepkiler birbirlerinden farklı. Genellikle böyle durumlarda çevresel faktörlere bağladığımız zamanlar oluyor. İşte şu vardı o yüzden istemedi. Öğretmeni demiş o yüzden elleri kirlendi diye ağlıyor gibi sürekli çevresel faktörler buluyoruz kendimizi. Ama şunu araştırmıyoruz. Çocuğun mizacında aslında ne var? Özellikle şunu çalıştığım zamanlarda da çok fazla duyuyordum. Bir anne iki çocuğu var ve aynı yaklaşımla çocuklarına davranıyor. Ama ikisinde de sonuçları farklı farklı gözlemliyor. Yani bu şeyde de mutlaka olur. İki kardeşsinizdir ya da üç kardeşsinizdir. Ama birbirinizin özelliklerini hiç taşımazsınız. Birbirinize benzemek dışında. Hoşlandığınız şeyler, kıyafetleriniz, saçlarınız, saç stilleriniz hep birbirinden farklıdır. Şöyle bir örnek daha vardı. Çok hoşuma gitti. Söylemek istiyorum. Bir ateş düşünün. Ateşin üzerine tereyağını koyduğunuz zaman tereyağını sıvılaştırıyor. Ama yumurtayı koyduğunuz zaman yumurtayı da katılaştırmaya başlıyor. Burada incelememiz gereken ateşin yoğunluğu değil mi? Çok açarsanız hemen erir. Çok kısık açarsanız daha yavaş yavaş erir. Yani buradaki ateş aslında ebeveyni temsil ediyor. Yani çocuğun doğasını fark etmek, çocuğun mizacını biliyor olmak, çocukları gelişimsel olarak desteklemek de çok büyük bir etken. Ebeveynler, öğretmenler çocukların mizacını değiştirme noktasında çok kayda değer sonuçlar elde etmemişlerdir. Sadece çocuğun mizacını
mizacını bilerek, yani çocukla ilgili bilgi sahibi olarak çocuğun mizacına uygun davranışlarla gelişimini desteklediği gözlenmiştir. Şöyle örnek mizaçlardan gidecek olursak ilk söyleyebileceğim şey tepkisel mizaçlı çocuklar. Bu tarz çocuklarda bir iş yapamadıklarında, başaramadıklarında aşırı tepki veren çocuklar. Bir oyuncak alınmadığı zaman veya oyununu bırakıp yemeğe geçme esnasında sürekli aşırı tepki verirler. Bazen öfke krizleri, öfke nöbetlerine çevirebilir. Toleransları çok düşük çocuklardır. Ama şu noktada, yani aslında oyuncak isteyip oyuncağı alınmayan her çocuk tepki gösterir, değil mi? Bu durum size bunu düşündürüyor olabilir. Tam da bu noktada bir cetvel düşünün. Cetvelin bir ucu ve diğer ucu var ve orta kısmı var. Her çocukta tepkisellik vardır ama işte psikologların, uzman kişilerin baktıkları noktalar iki uç nokta. Yani çok tepkisel çocuklarla hiç tepki vermeyen çocukları inceliyorlar. Diğer çocuklar orta değerlerde yer alabilir. Ama özellikle incelenmesi gereken çok tepki verenler ve hiç tepki vermeyenler. Çok tepki verenlerde bu kez neye bakılıyor? Çok tepkisel davranış gösteren çocuklarda, yani 0-1-2 puanı alan çocuklar, dediğim gibi öfke krizleri, sinir krizleri, vurma, atma, bitirme gibi davranışlar gösterebilir. 8-9-10 alan çocuklar, yani hiç tepki göstermeyen çocuklarda ne istediğini anlayamazsınız. Çok fazla hayır demeyi bilmedikleri için istemedikleri bir ortamda kalıp kendilerini kötü hissedebilirler. Bu iki uçta da aslında temelde altta yatan nedeni bulmaktır esas. Örneğin çok tepkisel çocuklarda bekleme ile ilgili bir sıkıntıları vardır, değil mi? Bir türlü bekleyemezler, sabırsızlardır, hemen olsun isterler. Bu tarz çocuklarda benim öngörüm daha çok bitki yetiştirme, hayvan büyütme gibi bu tarz sabır gerektiren işlerde anne babanın destek olması çok önemli. Çünkü bu bir kısır döngü aslında. Anne babayı en çok zorlayan, yani sabrını en çok zorlayan çocuklar tepkisel çocuklar. Ve anne baba tepki gösterdikçe çocuk zaten tepkisel mizaçlı, daha çok tepki gösteriyor ve böyle saçma sapan bir kısır döngüye giriliyor. Çocuklar neden ağlar videomda da bahsettiğim şey aslında. Anne babanın kendi tepkiselliğini kontrol altına alıp çocuğun da verdiği tepkileri kontrol altına alabilir. Sadece çocuğu anlamak, bilmek ve dinlemek gereklidir. Tepkiselliğin dışında başka nasıl mizaçlar var? Utangaç mizaçlı çocuklar var. Bu konuyla ilgili çok fazla mesaj aldım aslında. Yeni bir ortama girmek istemiyor. Arkadaşlarıyla konuşmak istemiyor. Hemen oyuna dahil olamıyor. Hep altlarında başka sorunlar, başka nedenler ararlar. Ama çocuğun utangaç mizaçlı bir yapıda dünyaya geldiğini çok fazla fark edemiyoruz. Yine utangaç mizaca çok benzer ama birbirinden tamamen farklı olan korkulu mizaçlı çocuklar. Bu ikisinde de aslında tepkisel mizaç için söylediğim çok utangaç, az utangaç gibi yine böyle skalaları vardır. Burada sıklığına, süresine, şiddetine bakmak gerekir. Utangaç ve korkulu mizaçlarda aslında çocukların ihtiyacı olmayan tek şey aşırı koruyucu, aşırı baskıcı aile tutumlarıdır. Özellikle yeni bir ortama girmeye çalıştıkları zaman çocuklar anne babaya daha çok yapışır, daha sıkı yapışır ve sen gitme, sen kal derler. Çocuk bunu talep ettikçe anne baba da çocuğumu korumalıyım, yanında olmalıyım gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Ama bunun tam tersi aslında. Daha destekleyici, tamam gidelim ama sen oynayabilirsin, yapabilirsin, konuşabilirsin gibi, hadi yap, hadi konuş, neden gitmiyorsun gibi bu tarz yargı cümlelerinin yerine daha yapıcı cümlelerle anne babanın da o koruyuculuktan çıkması gerekiyor. Çocuk yetiştirmek aslında çocuğu dünyaya hazırlamaktır ya. Evde bu tarz utangaç ve korkulu mizaca sahip çocukları her istediğini yapmak, her dediğine onay vermek onları dünyaya hazırlamıyor ne yazık ki. Bir başka mizaç türü de hareketli çocuklardır. Yine bir skala üzerinde değerlendirirsek az hareketli ve çok hareketli olarak böyle iki ucu inceleyen bir durum. Hareketsiz çocukları özellikle son yıllarda dijital çağın artmasıyla birlikte çok sık rastlanan bir durum. Ama genellikle okullarda olan öğretmenlerin böyle benimle bu konuda paylaşımları vardı. Hiperaktivite, sınıfımda hiperaktif çocuklar var, ne yapmalıyım, baş edemiyorum bir türlü gibi. Yine bu tarz çocuklarda, çok hareketli çocuklarda bu mizacı anne babanın kabul edip, öğretmenin de kabul edip çocuğa uygun bazı aktiviteler yapması gerekiyor. Yani çocukların oyun oynaması lazım bu çocukların. Veya dikkatlerini ders başına geçtiklerinde, işte birinci sınıfa
başladıklarında dikkatlerini tam olarak toparlayabilmeleri için bir sporla uğraşması öneriliyor. Özellikle çok hareketli çocuklarda sınırlar koymakta bazen zorluk yaşanabiliyor. Hem öğretmenler hem ebeveynler için yine. Ama sınırlar koymak çocuğu güvende hissettiren şey aslında. Yani siz sınırlar koyarak onu kısıtladığınızı düşünebilirsiniz ama bu çocukların sınırlara ihtiyacı vardır aslında. Son olarak da hassas mizaçtan bahsetmek istiyorum. Bu çocuklarda çok parlak bir ışıktan rahatsız olabilirler. Yemeğin kokusundan rahatsız olabilirler. Saçlarını tararsınız, saçım çok acıyor diye çok bağırır, çok ağlar. Giydiği bir kıyafetin etiketinden rahatsız olur, ağlamaya başlar. Genellikle dışarıda bu tarz çocuklara hep şımarık gözüyle bakılmıştır. Ama bu çocuklar aslında hassas mizaçlı çocuklardır. Aslında bu duruma şu şekilde bakılabilir. Bizim dünyayı algılama şeklimizle onların dünyayı algılama şekli birbirlerinden farklı. Karşımızda farklı bir insan var ve farklı şekillerde hissediyor. Bizim çok önemsemediğimiz bir kokuyu o çok fazla alıyor. Bu tarz çocukları anlamak, onların iç dünyalarını keşfetmek gerekli. Neden özellikle bu konuya değinmek istedim? Çünkü bazı durumlarda çocuklar neden böyle tepki veriyor? Bilemediğimiz durumlar oluyor. İşte bunun temelinde çocukların mizaçlarının bu şekilde olması yatıyor. Ve mizacını anladıktan sonra o mizaca uygun neler yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmak, vaktimizi, beynimizi, kafamızı bunlara yormamız gerekiyor. Benim için de birçok şey gerçekten anlam kazanmaya başladı bu konuyu öğrendikten sonra. Umarım sizin için de faydası olur. Şu an kendi çocuğunuzu düşündüğünüzde bu saydığım mizaçlardan hangisine daha yakın? Lütfen aşağıdaki yorumlarda benimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.